Ne yapıyorsun Peri kızı, eğleniyor musun? Çok eğleniyorum. Bir şey soracağım. Bu sürprizi organize edenlerden biri de siz miydiniz? Arkadaşları kıramadım. Bir şey soracağım. Artık konuşacak mıyız? Gerek yok. Aslında gerek var. Şu yukarıda rahat rahat konuşalım istersen. Aa, Yiğit Bey Michael'ı dansa kaldırdı. Bravo. Bravo. Helal olsun Yiğit abi. Biz seninle bunu daha önce yaşamıştık. Eğer bir sorun yoksa dans ederken de konuşabiliriz herhalde. Sen kendine böyle gol atarsın. Kız adamı seviyor. Of! Kadar da eğleniyoruz ya. Seni dinliyorum Peri kızı. Ne söyleyeceğim? Evet. Çok söylemek istiyorum. İstiyorum. Hatta böyle o kelimeler dökülsün istiyorum kendiliğinden, sözcükler. Evet, çok tatlı olurdu öyle olsa. Olurdu. Senin gibi tatlı olurdu. Bence sen çok samimi, çok içten, çok doğal bir kızsın. Hani derler ya, neysen olsun. Ne düşünüyorsan ona öyle söylüyorsun. İltifatlar şimdi benim işimi zorlaştırıyor mu, kolaylaştırıyor mu? Bilemedim ben. Ama... Evet, ama var yine bir ama var, evet. İş hayatında böyle başarılı olamazsın. Ben kendi adıma senin bana Şile'de söylediklerini çok ciddiye aldım. Ben konuşmayacak mıydım? Yani... Kendini hayatın akışına bırakmak... Hayatı olduğu gibi karşılamak... Rahatlamak... Risk almak... Bu konularda gerçekten çok haklısın. Ama... Bu iş konularında da ben haklıyım. Yerden göğe kadar hem de. İş hayatında başarılı olmak istiyorum. Ben iş hayatında başarılı olmak istemiyorum. Ben söylemek istediğim şeyi şimdi söylemek istiyorum. Sonra da buradan çekip gitmek istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. Söyle o zaman. Söyle. Ben değilim. Aslında ben benim. Yani siz beni görüyorsunuz. Gördüğünüz benim ama zannettiğiniz ben değilim. Ben o değilim. O zannedilenler bundan rahatsız oluyor olabilirler. Ben zannedilenler bundan rahatsız oluyor olabilirler. Ben... Anlamıyorum seni Deniz. Söyledim acaba? Söylediyse niye dans ediyorlar? Söylemedim mi? Delireceğim ben galiba. Galiba delireceğim. Ben... İzninizle. Michael ya, biraz da bana saçmalı abi. Ama... Neyse. Biz sonra konuşuruz. İyi akşamlar. Bu gece yoluna girecek. Bu gece bitecek. Nereye gidiyor ki şimdi bu? Ne oluyor ya? Hayır, söylediyse Deniz'in kaçması gerekmiyor mu? Yiğit Bey! Beceremedin değil mi? Söyleyecektim. Tamam mı? Söyleyecektim. Sen gelmeseydin söyleyecektim. Tam da söyleyecektim ki ben geldim, değil mi? Evet, niye öyle oluyor? Niye tam ben bir şey yapacakken geliyorsun? Öğrenseydin sence ne olacaktı?
bilmiyorum ne olacaksa olacaktı. Çok da iyi olmayacaktı yani. Yüzüme bile bakmazdı büyük bir ihtimalle ama söyleyecektim. Peki de tam tersi oldu. Böyle bir şans var mıydı sence? Madem böyle düşünüyorsun, niye girdin araya? Bu benim paralı bir şey. Kaldınız. Dans ettiniz, romantizm falan. Ama sen cesaretini toplayıp söyleyemedin. Ve şimdi Yiğit tekneden ayrılıyor, doğru mu? Bir dakika, bu tahminden de öte bir şey oldu yalnız şu anda. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Yemin ederim elimden geleni yaptım, tamam mı? Neredesin sen? Yiğit, her şeyi ben söyleyeceğim. Şu anda karşıdan gelen insanın sen olmadığını söyle, tamam mı? Lütfen. Gerçeği ben söyleyeceğim. Çünkü kafayı yiyeceğim. Bu böyle olmayacak. Hayır, bir dakika. Şu anda sakin oluyorsun. Şu anda sakin oluyorsun. Şu anda kendinde değilsin. Bu gece her şey bitecek. Yiğit her şeyi öğrenecek. Deniz, ne yapıyorsun burada? Konuşmamız lazım. Hayır. 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 Evet Deniz. Konuşmamız lazım. Aradım seni, açmadın. Mesaj attım, geri dönmedin. İşte konuştuğumuz zaman sen hepsini anlayacaksın zaten. O yüzden en iyisi beni dinle. Şimdi. Bunlar olmuyor. Bunlar yaşanmıyor olsun. Ne olur gözlerimi açtığımda bunlar olmuyor olsun. Orada olmasınlar. Lütfen orada olmuyor olsunlar. Bak Yiğit, ben değilim. Yani ben başka biri gibiyim. Yani ben senin sandığın kişi değilim. Senin sandığın kişi, zaten sen sandığın kişiyi de tanıyor olabilirsin. Hatta zaten tanıyorsun da. Ama sen beni tanımıyorsun. Ben... Deniz, Deniz tamam. Yeter. Nasıl ya? Ben seni tanıyorum. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Ama ben kendimi tanımıyorum Deniz. Tanımıyordum. Ama bir arkadaşım beni kendime getirdi, gözlerimi açtı. Ben korkuyorum. Evet. Risk almaktan korkuyorum. Bir arkadaşım bana şunu söyledi. İnsan kendini bu akıntıya bırakmalı. Kayalıkları çarpma pahasına da olsa kenarda durup öylece bakarsan hiçbir şey yaşamamış olursun. Bir gün geriye dönüp baktığında pişman olursun. Bir gün geriye dönüp baktığımda pişman olmak istemiyorum. Artık konuşacak bir şey kalmadı. Evlen benimle. Thank you.
Ölsem de unutsam her şeyi. Ama bir dakika. Zaten ölüyorum. Belki de en iyisi bu. Uyu Deniz. Uyunca unutursun. Uyu. Uyu. Aç burayı. Aç burayı. Sırt üstü yatır. Hadi benim için. Tamam açıl açıl. Ben biliyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Açıl abi. Bir hava alsın. Hava alsın. Tamam. Hadi Mike. Hadi. Tamam. Hadi Mike. Hadi. Çıkar. Hadi. Tamam. Tamam. Bakma öyle ya. Bakma lan bulaşacağım sana. Güler Salya, gidin bir şeyler onun üzerine. Bir şey yok kız. Hadi. Koş. Allah'ım çok şükür. Sen harbiden korkuttun bizi Mike'la. Neredeyim ben? Ne oldu? Kafasını falan çarpmış olamaz değil mi? Kan yok. Kafamı çarpmadım. Hafızamı da kaybetmedim. Umut, ceketi versene abi. Ceketini ver, üşüyor. Üşüyor. Yaşıyorum ben ya. Hayatımın dümenini ne zaman elime alacağım ki? Batan geminin malı mıyım acaba? Mal mıyım ben? Deniz. Nasıl oldun? Korkuttun bizi. İyi gördüm seni, iyi. Yalnız en kısa zamanda spora başlayacaksın, haberin olsun. Yüzme şakası falan mı yapacaksınız? Yok, şaka falan değil, gerçek. Küp gibi batmışsın suya. Yani biraz kilo vermen lazım Deniz. Yani biraz sıkılaşman. Şaka, tamam, asma suratını be. Deniz, benim sana bir teşekkür borcum var. Sen olmasan hayatta yapamazdım Deniz. Sınırlarımı falan aşamazdım. İyi ki tanıdım seni. İyi ki çıktın karşıma. Hatta iyi ki... Senin kalbini kırdım, sana kötü davrandım da haddimi bildirdim. Yani buna bile iyi ki diyorum. Seni dinledim. Kendimi hayatın akışına bıraktım Deniz. Korkularımı yendim, kurallarımı çiğnedim ve... Ne? Sevdiğim kadına evlenme teklif ettim. İnanabiliyor musun? Ben, Yiğit Balcı... Gittim yüzük aldım. Koydum cebime, çıktım karşısına. Konuşturmadım bile onu.
çektim kendimi. Teklif ettim. Sen olmasaydın ben bunu hayatta yapamazdım Deniz. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim sana. Sen ağlıyor musun? Yuttuğum suları tahliye ediyorum. Kıyamam sana. Hepimize büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Acaba ben kızı hiç rahatsız etmesem mi? Olur mu canım öyle şey? Çok merak ediyor seni. Hatta biliyor musun, evlenme teklif ettiğimi söylediğimde gözlerinden yaş geldi, ağladı. Kıyamam ya. Hadi gel. Ha, Deniz tuttu. Biraz geç tuttu ama tuttu. İyi oldu. Tanıştırayım. Deniz Aslan ve Deniz Aslan. Geçmiş olsun. Geçmedi daha. Yeni başlıyor sanki. Bir şey söyleyeyim mi size? Şu an kendimi çok huzurlu hissediyorum. Çünkü hayatta değer verdiğim iki insan da yanımda. Deniz, kendisiyle daha yeni tanıştık ama garip bir şekilde kendisini yıllardır tanıyor gibiyim. Sağ olsun telkinleriyle hayatımı değiştirdi. Deniz. Benim çocukluk arkadaşım. Yıllardır görüşemiyorduk. Sonunda kavuştuk. Yani aslında sadece arkadaşım değil. Aynı zamanda da... Gıcık. Gıcık. Gıcık tuttu galiba. İyi misin Deniz? Neyse. Bir şey söyleyeyim, bence siz ikiniz çok iyi arkadaş olabilirsiniz. Eminim buna. O kadar da emin olmayın. Olabilirdik. Evet olabilirdi ama bazen bence hasta ziyaretini uzun tutmayayım. Hastamızı da daha fazla rahatsız etmeyeyim. Yalnız arkadaş pek iyi değil galiba. Benden daha hasta görünüyor. Beti benzi atmış. Bir götürün istiyorsanız. Nesi var acaba? Ben de merak ettim. Öyle mi görünüyor? Hı. İyi misin Deniz? Her şey üst üste gelince birden. Benim hiç beklemediğim, hiç tahmin etmediğim, irademin dışında gelişen bazı olaylar. Nasıl olaylar? Anlamadım. Şöyle ben anladım. Şöyle anladım ben.
Bazen bir yanlış yaparsın ya da yapılır. Ondan sonra sen böyle tek başına bir kar topu yaparsın bu yanlıştan. O kar topu büyür, o daha da büyür, büyüyebilir yani. Büyür, büyür, büyür. Ondan sonra kocaman bir çığ olur o. Ondan sonra onun altında kalırsın. Değil mi? Onun gibi. Onun gibi. Öyle bir şey mi? Bilemiyorum. Biraz mide bulantısı tuttu. Otur istersen biraz dinlen. Yok, benden daha hasta kendisi. Bence başka bir oda açsınlar ona. Yok, iyiyim, iyiyim. Zaten hasta ziyaretini uzun tutmamak lazım. Dışarıda bekleyenler var. Geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.